Bir kolposkopiye küçük bir parantez açmak istiyorum. Yani biz Queenare Klinikte kolposkopi uygulamaları da yapıyoruz. Burada iyi bir kolposkopi cihazımız da var. Ağrılı bir işlem midir? Hastaların korkması gerekiyor mu? Biraz çok kısa ondan değinebilir misin abi? Hastaların korkma sebepleri şu Emre. Tabii ki rahim bu simirde herhangi bir tabii simir verirken bile korkan hastalarımız oluyor. Yani aslında tamamen ağrısız olduğunu bunun vurguluyoruz ama hani kolposkopi bir, özel bir aletle bakıyoruz ya. Acaba hastalar nasıl bir şey hisseder? Ne hisseder? Hastalar nasıl biliyor musun Emre? HPV ile ilgili anormal bir simir test sonucuna ulaşıldığı zaman veya HPV virüsü tespit edildiği zaman bir gün aslında açıp bakabilirsin internetten. O virüsü yazdığın zaman ilk çıkan şey sen kansersin. Evet. Hastalar bu korkuyla geliyor bizi. Aslında öyle değil. Aslında öyle değil. Hasta geldiği zaman ben onun stresini önce bir anlıyorum. Nasıl bir durumda olduğunu anlıyorum. Önce ona bu durumun normal olduğunu, tarama amaçlı yapıldığını, bunun ne ifade ettiğini öncelikle ona anlatıyorum. Masaya yani jinekolojik masaya alıp kolposkopi işlemi sırasında da yaptığım şeyi ona anlatıyorum. Aslında ağrısız bir işlem. Sadece rahim ağzını asetik asit denilen sulandırılmış bir asitle, yani %3'lük bir asetik asit ile boyama sonrası 6 ile 40 kat mikroskop denilen bir cihaz var. optik bir cihaz var. Onu da büyütülerek rahim ağzının incelenmesi demek kolposkop. Riskli görülen yerlerden de biyopsi alınması. Evet. bu HPV virüsünün neden olduğu çok çalışan hücreler bize o kolposkop denilen 6 6 ile 40 kat büyütme sonrası daha beyaz bir alan şeklinde gözüküyor veya yüzeyden kabarık bir lezyon gibi gözüküyor. Biz oralardan küçük biyopsiler alıyoruz. Biyopsiler alınması sırasında da herhangi hasta bir ağrı duymuyor. Çünkü rahim ağzının hazneye, vajene bakan kısmı duysal sinirler açısından çok zayıf. Ağrılı bir işlem değil ama öncelikli olarak hasta stresli olduğu için kaygıdan ona... zaten kesinlikle ee, kaygıdan dolayı sıkıntı. Kaygıdan zaten. dolayı. Yani bizim zaten jinekolojik muayenede en büyük sıkıntımız hastaları bir şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz çalışıyoruz ama o hani ön yargı ve ağrıyacak, acıyacak, lazım acıyacak ağrısı düşüncesi o zaten ağrıyı oluşturan şey o. Kesinlikle. Ağrısız. Burada tanıya gidiyoruz. Yani Buradan biz taramayla gidiyoruz. EPV ve simirle bir noktaya gelip kolposkopi ve biyopsiyle artık taramadan tanıya. Tanıya giriyoruz. Ondan sonrasında ek tedaviler Burada. yaşına göre, doğurganlık isteğine göre konuşuluyor. Kesinlikle. Burada amaç ne? Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonlarını yakalamak. Böyle internette çok sık gelen, görülen cin 1, cin 2, cin 3 denilen rahim ağzı. Kanser Saptamak aslında marifet değil. Aynen öyle. Öncü lezyon saptamak. Bizim saptamak. amacımız orada. Öncü lezyonu saptamak zaten. Hastanın kanseri ilerlemesini engellemek. Aslında bu tarama testleri işte toplum bilgilendirilmesi o yüzden önemli. Ne yapıyorlar? Daha önceden 9 yaşından itibaren aşıdan önce çocuklara bu bilgiyi veriyorlar. Aşının neden yapılması gerektiğini anlatıyorlar. Çocuklar bilinçleniyor. Ondan sonra hayatları o şekilde devam ediyor. Tabii o yani yüzden bir, azaldı. Bir zaten. devlet politikası haline gelmeden bunu tabii çok sağlamak mümkün değil yani. Evet. Sonradan işte 30 40 yaşından sonra aşılanarak olacak bir şey değil yani. Bir şekilde bunun devlet politikası haline gelip toplumsal aşılamaya aşılama programına alınması lazım. Rahim ağzı öncü lezyonlarını saptadık. Ondan sonrasında güle güle evinize gidebilirsiniz mi diyoruz hastaları bir şey yapıyoruz değil mi mutlaka? Tabii. Tanı için kolposkopi yapıyoruz dedik değil mi? Ne dedik? Özellikle 16 18 simir normal olsa bile HPV 16 18 pozitif olduğunda veya diğer yüksek yüksek riskli virüsler pozitif oldu. Simirde anomali sapladığımız zaman bu hastaları biz tanı amacıyla kolposkopi yapıyoruz. Eğer rahim ağzında anormal bir boya tutulumu var ise bunlardan biyopsi alıyoruz. O biyopsiler dediğim gibi ağrısız bir işlem. Tamam anestezi almasını hastanın gerek yok ofis şartlarında yapılan bir işlem. Tabii ki iki gün içerisinde bu sonuçlar çıkıyor. Tabii ki o sonucun ne olduğu önemli. Cimbir denilen hafif rahim ağzında HPV virüsünün neden olduğu hafif değişiklikleri takip ediyoruz. Hastayı bir yıl sonra tekrar simire çağırıyoruz. CIN2-CIN3 denilen biraz daha ilerleme kanseri ilerleme riski olan lezyonları ise hasta yaş grubuna göre değerlendiriyoruz. Mesela hasta 20 ile 24 yaş arası ise ya da 24 yaşından büyük ise bunların e, ba hastanın bağışıklık sistemi e, bu CIN2-CIN3 yenme ihtimali normal hastalara göre yani 24 yaşından büyük hastalara göre daha fazla. Onları 6 ayda bir kolposkopi ile takip ediyoruz. Kolposkopi aslında çok elimizde değerli bir araç. Yani bizim patoloji ile eşdeğer arasında. Biliyor musun? kolposkopik değişiklikleri biz takip ettiğimiz zaman bir ilerleme görür ise lip dediğimiz sayım ağzının halk dilinde tıraşlama deniyorlar ona. Bir kısmını hem tanı hem tedavi amacıyla çıkarıyoruz. Veya dediğim gibi cin 2 cin 3 var ise o 24 yaş altını söyledim. Direkt hastanın rahim ağzı yetmezliğine sebep olmayacak şekilde. Eğer, yüzeysel. Evet yüzeysel. Eğer çocuğu yok ise. Hafif hem tanı hem tedavi amacıyla ama cerrahi sınır negatif olacak şekilde. ikinci bir işleme gerek kalmadan çıkarıp patolojiye gönderiyoruz. Zaten o aldığımız sınırın arkası negatifse yani temiz bir sınırda da işlem Tedavi olmuş oluyor. Tedavi olmuş oluyor. Hem de bu cin 2 ise tamam mı? Yani yüksek dereceli bir lezyon ise altında bir kanser yatıp yatmadığını görüyoruz. O da tanı amacıyla. Çünkü evet. özellikle bu yüksek derece lezyonlarda %5 ile 12 oranında altta bir kanser yatabiliyor. Bu CIN1, CIN2, CIN3 dedik. Bunların arasındaki geçiş süresi de hastalar sanki böyle bir, bir ay içerisinde geçecekmiş gibi falan algılıyorlar. Aslında uzun bir süreye yayılıyor, değil mi abi? Hani hemen bir süre. E, böyle işte bir ay sonra CIN2, bir ay sonra CIN3 falan olacakmış gibi ben öyle hastalardan hep duyuyorum. Kaygı da bunu öyle düşünmeleri açıyor. Aslında çok uzun yıllara yayılan. 5 ile 8 yıllık bir süreç aslında. Yani HPV bulaşından sonra bunun kansere dönüşebilme riski 5 ile 8 yıl arasında geçiyor. O yüzden diyoruz biz HPV aldık aslında. Siz en azından 5 yıl rahat olabilirsiniz. O yüzden negatif hasta. Çıkarsa. Evet negatif çıkar ise bir sonraki kontrolünüz 5 yıl sonra diyoruz hastaya. Bu ondan dolayı. Yapılan çalışmaların neticesinde ortaya çıkan bir sonuç bu. Bir de çok kısa şuna değinelim mı Şimdi HPV pozitif çıktı. Biz el bombasını çekip hastanın eline veriyoruz aslında. Evine de gönderiyoruz. Şimdi bunun e, ailesel e, boyutları var. Bunun e, hasta eşinden bir şekilde problemler yaşama noktasına geliyor. Bunun Medyatik bu, yönünü sen e, şey yapıyorsun. E, e, yani biraz psikososyal öden, yönünü. Psikososyal yönünde konuşmak lazım. Yani HPV dediğimiz şey yani böyle işte biyopsi, tedavi, işte çıkar yani bu tabii ki çok önemli. Ama bir de böyle işin çok farklı bir boyutu var. Ben boşanan aileler gördüm. Yani HPV pozitifliği yüzünden bizzat şahit oldum. Yani böyle kadın gidiyor, geliyor, devamlı sil çıkıyor, böyle devamlı tartışmalar, şunlar, bunlar. Çok böyle farklı bir yönü de var. Hani o yönleri nasıl yönetiyorsun abi? Mesela şimdi böyle geldi bir şekilde karı koca oturuyorlar. Hiç ve... konuşmuyorlar biliyor musun? Birbirlerine bakmıyorlar. Kapıdan çıkınca ne konuşuyorlar? Acaba? Eşi hep kafası önde. değil mi Suçlu. Suçlu gibi gözüküyor. Ama aslında dediğim gibi internet doğru yerde kullanmak çok önemli. Önce özel bir muayenehanede, özel bir hastanede veya sağlık ocağından hastaya bilgi veriliyor. Hasta o sonucu aldığı zaman bir basamaklı aslında yaptığı şeyler var. Herkes aynı şeyi yapıyor. Sadece yüzler değişiyor biliyor musun? Sonuç alınıyor, internete bakıyor, internette kanser olduğunu görüyor, kocasını arıyor. Kocası kavga. Evet, kavga. Ondan sonra son durak olarak biz, biz onları barıştırıp evine gönderiyoruz aslında. Aslında dediğim gibi sadece yüzler değişiyor. Çok düzgün ve iyi bir şekilde kelimeleri bilgi iyi seçmek lazım. lazım. Kelimeleri iyi seçmek lazım. Öncelikle bunun kanser olmadığını toplumda çok sık görüldüğü burada çok önemli. Tabii var. çok sık görüldüğü hakkında bilgi vermek gerekiyor. Doğru bilgilendirme ile her şey aslında çözülüyor. Bizim hastalarımızın hepsi bu şekilde geliyor. Aslında yaptığınız işlemden çok bu psikososyal analiz ve onları rahatlatmak bence daha önemli. Ve yani bu tedavi kısmında bence aileyi koruyucu yaklaşmak da bence önemli. Yani özellikle hem seçilen kelimeler anlamında hem kurulan iletişim diyalog anlamında ağızdan çıkabilecek birkaç kelime aslında çok sıkıntılı noktaları da çekebilir süreç. Her zaman öyle Emre. Ya ben onkolojide onu gördüm. Hem bu rahim ağzı kanser öncüsü lezyonlarda hem kanserlerde yaptığınız işlem işin %50'si ise %50'si de destek. Hastayı rahatlatma üzerine kurulu. Çünkü hepsi gerçekten birbirleriyle ilişkili. Siz hastayı rahatlatıp o konuyu iyi anlatmadığınız sürece hasta jinekolojik masaya geçtiği zaman hiçbir zaman rahat olmayacaktır. Siz de o işlemi rahat bir şekilde yapamayacaksınız. Evet yani hem eşinden ve bizden de gerekli desteği alması lazım. Alması lazım. Doğru bilgi çok önemli. Gerçekten internette %70-80 oranında yani kendi bilgi, fikrim çöp bilgi. Evet çöp bilgi var maalesef. Geçen konuşmamıza da söyledi. İnternet bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Çok zorlaştırıyor. Çünkü hastaların yaşadıkları şeyler de internette dolaştığı için hasta onu okuduğu zaman gerçekten kendi kanser olarak düşünüyor. Ben hep şöyle söylüyorum. Mesela evde klozetim sifonu bozuldu. Ben internete açıp sifon mekanizmasını sifonun tarihçesini dünyada ilk sifonu yapan adamı falan araştırıp ondan sonrasında bunun çeşitli metotlarını falan araştırıp e, aletler alıp kendim yapmıyorum. Ustayı çağırıyorum. Ustaya güveniyorum ve e, test yapmasını istiyorum. Yani birazcık bizim işe de böyle bakılması lazım. Seninle ben seninle sohbeti seviyorum biliyor musun? Örnekleri çok güzel. <laughs> yani biz çok güzel anlatmayı veririz. çok seviyorum. Benim Aynen. hastalarım da bilir. Ben hep böyle e, örneklerle anlatırım. Yani bir şekilde çok fazla böyle kendileri fazla veriyorlar. Aşırı işi yönetme tutkusuna e, giriyorlar. Yani o süreci yönetme tutkusu içerisine giriyorlar. Bu da biraz işte hep geçen konuşmamızdan da şey güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Hep hekime güven. Hep hekime güven diyoruz. O yani iki tarafın da işini aslında kolaylaştıran bir durum. Emre şöyle. Aslında sana şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bize e, her meslek kurumdan insanlar geliyor. Emin ol ki hekimler de böyle bu şekilde geliyor. Ya tabii de yani. Biz, biz doktor... böyle doğru da şimdi bizim başımıza gelse biz de belki güvenmeyeceğiz. Aynen öyle. Biz de internetten araştıracağız. Biz de yanlış bilgilere ulaşacağız. Hekime öyle gideceğiz. Bana gelen hekimler de bu şekilde geliyor. Genel bu demek ki insansı bir refleks. Evet, aynen öyle. Refleks. Belki bilgi eksikliği. Yani ben de burada aslında asıl görevin devlete düştüğünü, eğitimle bu işin halledilebileceğini. E aşılama tekrar onu. Evet, eğitim ve sonra aşılamayla toplumdaki bu sıklığın azaltılacağı. Yani tabii ki bu politika. Bu politika. Ancak bu şekilde Halledebilirsin. O yüzden eğitim çok önemli. HPV aşısı yaptırdın mı? <laughs> Maalesef. Yani ben yaptırdım. Ben. Erkek olarak ben yaptırdım. Tabii onkolojinin içinde olduğumuz için kötü olan olayları gördüğümüz için yani hem eşime hem kendime yaptırdım ve çevremdeki eşime HPV'ye hpv baktım. Gerçi ne çıktı? o tabii rahatlattı beni Kesinlikle ama. Kesinlikle yaptırmalısın ama. <laughs> ya yani, tabii Ben öyle düşünüyorum. ya yani Benim fikrim öyle. HPV aşısının önemini işin, görüyorum ben. İşin işte bu çoklu partner öyküsü işte çok eşinin çoklu partner geçmişi senin çoklu partner geçmişin hani bir güven duygusu tabii ki önemli ama evet. doğru söylüyorsun aşılan gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle aşılanmalı. Yani ben öyle düşünüyorum. Kendime e, 30 yaşında yaptım. Dediğim gibi eşimi de aşıladım ve çevremdeki hem hastalarım hem yakınlarının hepsine de bunu öneriyorum mutlaka. Ya yani bunun faydasını biz görüyoruz. Yani pratikte yaşayarak görüyoruz zaten. Yani rahim ağzı kanserinin neye neden olduğunu, ne gibi sıkıntılar yaşattığını, ameliyatlarını da yaptığım için ama da çok büyük olduğunu biliyorum. Evet. O hastaları daha sonra takip de ettiğim için o süreci içinde yaşayan bir insan olarak doğru görüyorum. Ya aslında çok basit bir önlemle en başından film kopabilecekken o önlem alınmadığı için sarpa saran bir süreç. Hatalar zinciri birbirine izliyor. Sonrasında eksik taramalar, yanlış taramalar beraberinde süreci daha da belki sıkıntı noktaları getirebiliyor. Atlanan vakalar vesaire vesaire. Yani çok çok basit bir şeyle ilk baştan çözülebilecek bir şey. Maalesef dediğim gibi e, ya yani bağırsakların açılması kolostomiler çok büyük böyle tablolara kadar ilerleyebiliyor. Sadece bir aşıyla Kesinlikle. bunların hiçbiri olmayacakken. Umarız yani bizi izleyenler buradan biraz dersler çıkarmışlardır. Hem kendileri hem erkek ve kız çocukları için daha fazla aşılanma daha fazla toplumsal koruma sağlayabiliriz. Evet. Ya yani 9-13 yaş arası e, iki 2 doz aşı yapıyorlar Emre. 13'ten sonra e, bu ketçap denen telafi aşı, aşılaması var. Yakala o e, kaçırdığın grubu yakala onları tekrar aşıla diyor. Onlara 3 doz 0-1-6. şeylerde yapıyorlar. Türkiye'de 4'te aşı var. Yurt dışında 9'da ışı var. Çünkü e, dediğim gibi 16-18 e, kanserin %70 sebebiydi. Ama artık toplumda o kadar sıklaştı ki bu virüs. Diğer evet. virüslerin o %20'lik etkisi de daha da arttı. Daha bir da... şeye de dikkat etmek lazım değil mi? Yani ben özellikle onu da değinmeden geçmeyelim diyorum. Şimdi bu bir cinsel yolu bulaşan hastalıksa evet. eğer. Diğer cinsel yolda bulaşan hastalıklar açısından da hastayı böyle bir ufak bir taramaya almak lazım diye düşünüyorum. Örneğin Kesinlikle. hepatit B ve C ve HIV açısından Kesinlikle. da yani bir HPV pozitifliği saptadığımız kişilerde belki bir HIV pozitifliği, bir hepatit pozitifliği de görülebilir. Çünkü bu benzer senaryolarla gelişen süreçler olduğu için bu hastaları o açıdan da bir ufak bir laboratuvara sokmak lazım diye düşünüyorum. Topu biraz sana atayım mı? E, buyurun. İyi hadi bakalım. Şimdi senin Göz kontrolü geçelim. yapayım ben de. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi örneğin mesela ben e, hekimlerin veya hastaların ya yani hekim de olsa bakın ya yani geçen bir telefon geldi bana oradan aklıma geldi özellikle. Dış bölgede sihirli çıkmış. Bu gebe 38 hafta normal doğum yapmak isteyen bir hasta. Doktor bey dedi yaklaşık 2 yıl önce ilk sihir tamam oldu dedi. Yoğun bir şekilde çıktı dış bölgede, vulvada yoğun bir şekilde çıktı. Şu anda ilk gebeliğim dedi. 38 haftalık gebeyim. Normal doğurmak istiyorum ama dedi kendi hekimim sezeryan önerdi dedi. Sizin bir fikrinizi almak istiyorum diye bana bu soru sordu. Ben bu soruyu sana sormak istiyorum. Sen nasıl bir yaklaşımda bulunursun bu hastaya? Şimdi tabii bizim çok sık karşılaştığımız konulardan biri ve sık sorulan sorulardan biri. Ben bu tarz hastaları açıkçası şimdi gebeliğin başında bir görüyoruz. İşte silim vardı vesaire gibi bana hastalar söylüyorlar. Hani şu an bakıp bunu değerlendirmenin çok bir anlamı olmadığını söylüyorum ve 37. hafta civarında değerlendirelim diye muayene bulgularım arasında bir not düşüyorum. Çünkü daha önceden olmayan bir sil çıkabilir, daha önceden olan bir sil kaybolabilir. E, büyüyebilir, küçülebilir. E, bir şekilde çok uzun aylar zaman geçti, geçeceği için e, yani hemen böyle yebilin başında sihirli var mı yok mu diye bakmak çok anlamlı değil. Doğuma çok yakın bir süreçte, en azından birkaç hafta kaldı bir süreçte öykü de veriyorsa hasta bir ona bakmak lazım. Şimdi e, teorik bilgi olarak baktığımız zaman aktif kondilom, aktif HPV lezyonları ve uçuk aynı şekilde o HSV denilen başka bir virüs. O da cinsel yola bulaşan bir virüs ama bunun tabii ki bir kanser... Dudakta çıkanın, dudakta çıkanın, genital bölgede çıkan HSV denilen herpes hı 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 hı. virüsü. Bunların aktif lezyonlarının vajinal doğuma engel olduğu söylenir. Özellikle herpes için ve HPV için bu geçerli. Çünkü doğum kanalından geçerken HPV ve HSV virüslerinin bebeğin göz ağız mukozalarına bulaşarak bu noktada uçuk ve siil çıkarma ihtimalinden bahsedilir. Ancak kondilom o kadar yaygın ki özellikle küçük kondilomlar. Baktığımız zaman bizim sezaryen oranlarımız zaten çok yüksek şu an. Yani biz hep bunu geçen konuşmamızda da eleştirdik dedik. Çok fazla sezaryen yapıyoruz. Çok fazla buna bağlı komple kasyonlar yaşıyoruz. Bir de bunu bunun içerisine sokarsak bu iş gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Gittikçe artan bir Daha ee, da arttırırız. Yani benim tavsiyem açıkçası kondilomların yaygınlığına göre karar vermek. Gerçekten yaygın bir kondilom tablosuyla karşı karşıyaysak ki bunu değerlendirmek biraz subjektif. Sezaryen önerilebilir. Çünkü bu ağız kozasında ve bebeğin solunum yollarında kondilom çıkma ihtimali çok nadir bir durum değil. Eğer doğum sürecinde bu normal doğum süreciyle sonlanırsa. Ama bir tane küçücük Kenarda böyle köşede minyacık bir sihir var mı? Valla bir çoğunda var. Ben aslında bunların görüp söylemediğim çok fazla bir grup da var. Endişe yaratmak istemiyorsun Endişe aslında. Endişe yaratmak da, istemiyoruz. O, o, o yani farklısın. bizim hani beyaz yalanlar diyoruz. Hani bu, bu tarz şeyleri de bazen yapıyoruz. Çünkü hani olumlu bir noktaya çekeceğini düşünüyoruz.